Akdeniz'in en güzel sahillerinden Antalya çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. British Council ve Bir Fikrin Mi Var işbirliğiyle gerçekleştirilen Herkes İçin Bilim Konuşmaları Antalyalı bilimseverleri bir araya getirdi. British Council'ın 6 farklı şehirde düzenlediği bu özel etkinliğin teması herkesi ilgilendiren bir konu yani suydu. Alanında uzman isimleri, konunun meraklılarıyla buluşturan Herkes İçin Bilim Konuşmaları bugünün ve geleceğin dünyasında suyun önemine dikkat çekerek önemli bir adım atmış oldu. Her zaman jüri koltuğunda görmeye alıştığımız Fuat Sami de bu kez bu etkinliğin moderatörü olarak sahnedeydi. Bu bir saat boyunca suyun geleceğini tartışıyor olacağız. İngiltere'den çok önemli bir konuk bizlerle olacak. Profesör Feyyaz Ali Memon bugün bizlerle bu konuyu tartışıyor olacaklar. Bir Fikrim Var ailesi olarak yine herkesin faydalanabileceği bir organizasyonun içindeyiz. Bu konferanslar herkes için bilim konuşmaları neden önemli ve Bir Fikrim Var neden destekliyor bu British Council'la olan çalışmayı? Bu proje bize ilk geldiğinde açıkçası çok heyecanlandım. Çünkü biliyorsunuz yani son 8 yıldır Bir Fikrim Mi Var Türkiye'de girişimciliği geliştirmek için öncü etkinlik haline geldi ve hatta şimdi dünyada birçok ülkede yayınlanmaya başladı. Bu projenin önemi şu. Girişimcilik deyince ülkemizde genelde kolay yoldan para kazanmak, inşaat yapayım, işte bir şey alayım satayım, e-ticarette onu alayım hemen satayım reklamla beraber. Hep böyle fikirler ön plana çıkabiliyor. Ama Bir Fikrim Mi Var'da tüm sektöre bunu yaymak istiyoruz. Ve herkes için bilimde de girişimciliğin en önemli parçası, bilim burada ön plana çıkarılıyor. Girişimcilik ve bilim el ele olmalı. Eğer bu olabilirse girişimciler çok daha başarılı olabilir, çok daha büyük karlar elde edebilir ve ülkemize değer katabilirler. O yüzden de herkes için bilimi destekliyoruz. Şu anda Antalya'dayız, İstanbul'da yaptık ve bu ilerleyen aylarda Ankara, Eskişehir ve birçok farklı ile gidiyor olacağız. Ve çok heyecanlıyız bu konuda. Bir fikrim var o ailesi olarak. İngiltere'de konuyla ilgili yaptığı dikkat çekici çalışmalarla tanınan bilim insanı Feyyaz Ali Memon, en önemli kaynağımız su hakkında ufuk açıcı ve hatta biraz da şok edici rakamlarla Antalyalıların karşısına çıktı. Sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturan suyun, sosyoekonomik gelişim ve insanın varlığını sürdürebilmesi açısından öneminin konuşulduğu bu özel etkinlikte, Feyyaz Ali Memon'un verdiği örnekler oldukça dikkat çekiciydi. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız gıdaların üretilmesi için kullanılan su miktarı kelimenin tam anlamıyla şok edici. Could you please let me know how much water is required to produce one tomato? Any thoughts? That is 13 liters. And how much is required to produce a cup of tea, around 35 liters. And how much water is required to produce coffee beans to make one cup of coffee? Around 140 liters. The point I'm trying to make here that we need to realize the indirect and direct implication of our actions and how much water indirectly or directly we are using. And if you fancy going to have a burger or etc, 2400 liters of water, which is a lot. Antalya'da bu önemli konu hakkında uzmanından bilgi almaya gelenler de akıllarındaki soruları sorma şansı yakaladılar. İnteraktif bir ortamda gerçekleşen herkes için bilim etkinliğinde suyun önemi ve geleceği hakkında sorulan sorular ve verilen cevaplar da oldukça dikkat çekiciydi. So as we could see from your presentation, the water losses is fairly high in UK. I was not expecting 40%. Is there a certain program to reduce this percentage of water losses or leakage from the privatized water companies in UK, or is there a pressure on them? Okay. I think I was a bit less clearer when I saying 40%. That is not for the whole UK. It is one of the water company
serving one major city. There are around more than 15-20 water companies operating in UK at the moment, serving different regions, water and wastewater services providers, serving different regions. And of course, there are regions where leakage is relatively much lower, and then that was kind of an extreme case. Yes, there have been, in past, there has been pressure on them via regulator to demonstrate, because we have got a regulator called Ofwat. That is a regulator which regulates water industry and allows them certain rise in the tariff they can charge to the customers. So when they set the prices for the next reporting period, at that moment, water companies' performance is assessed under different indicators, and one of them is leakage management. So before water company asks, can we have this that much increase in the tariff? The regulator does ask them what they have done with respect to leakage management or leakage control. Sınırlı su kaynaklarının akılcı kullanımı ve gezegenimizi bekleyen tehlikelerden kurtulma yöntemlerinin ele alındığı etkili sunum sonrasında mikrofonumuzu uzattığımız bilim insanı Feyyaz Ali Mamon bu kez de bizim sorularımızı yanıtladı. We are in Antalya for Science for All Talks. Which message you plan to give to the audiences today? I think the message was quite clear and it touches everybody's life. That is the importance of water in our life. And I found the audience quite engaging. The real message is don't waste water, use it sensibly. And then there are ways and means how to use water in a more smarter way. This is why you talked and I found the audience very engaging. It's a kind of important year for you and for us actually to have you in Turkey as the British Council name. So which year, how old is British Council in Turkey? We've been in Turkey now for 75 years, working across arts, education, society and English. Our mission now is as important as it was when we first came, which is supporting mutual cooperation between the two countries. Herkes için bilim etkinlikleri Türkiye'de 6 farklı ilde ve farklı temalarla bilimseverlerle buluşmaya devam ediyor. Herkese ilgilendiren bilimsel başlıkların anlaşılabilir bir dille aktarıldığı ve fikir alışverişi yaparak yeni bakış açıları geliştirmeye yardımcı olan bu etkinlikleri sakın kaçırmayın.